Merhaba arkadaşlar, Shark'ın kasklarını zaten biliyorsunuz. Shark Ski Wall kaskını daha önceden de tanıtmıştım, ışıklarını yakmıştım. Bu ledli bir kask biliyorsunuz. Ledli ilk kasklardan bir tanesi olduğu için de bu gerçekten hani çok satanlardan bir tanesi. Trafikte sizi belli etmesi için iyi bir özellik. Özellikle hani çizilmeye dayanıklı bir tane vizörü var. İç tarafında şu yan tarafından indirilip kaldırılan bir tane güneş vizörüne sahip burun pedi var. Burun pedinin önüne güzel havalandırma kanalları koymuşlar. Bu şekilde hani ön taraf camın iç tarafı buğulanmayacak şekilde yapılmış. Bu ledli kısımlarda hem şu ön tarafında var hem üst tarafında olduğu için hani sizi bayağı ön taraftan belli edecektir. Arka tarafında sizi herhangi bir belli edebilecek şey sadece şu kısımlarında led var. Güzel bir spoiler yapmışlar. Arka tarafından da rahatlıkla hava çıkışı olabilmesi için de spoiler'ın hemen altına koymuşlar. Bu sarsıntıyı da engelleyecek şekilde yapılmış. Rüzgardan ve sarsıntıdan koruması için ayrıca bir tane daha ek yapılmış. Aynı zamanda bu boyun kırılmalarını da kısmen engelleyecektir. İç pet yapısı gerçekten güzel. Hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Burun pedi gerçekten güzel. Yeni çeşit burun pedlerinden hani böyle delikli veya işte çok fazla ne denir kademesi deliği olan değil de zaten ön tarafında deliği var. Buharı engelleyecek şekilde, buğuyu engelleyecek şekilde. Bu daha düzgün. Mesela LS2'lerde biraz daha farklıydı. Burun pedinin hemen yanlarında delik ve girinti çıkıntılar vardı. Bunda düz bir burun pedi kullanılmış. Açtığınız zaman zaten geniş bakış açısını görüyorsunuz, pet yerleşimini görüyorsunuz, bu pedleri çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bir iki tane daha versiyonu vardı bunun, onları da göstereyim. Bir tane daha versiyonu muydu? Bunlar renkleri. Bunlar ya. Bir de şu şekilde bir desen tasarımına, grafik tasarımına sahip olan var. Bu da hoş kasklardan bir tanesi. Yani görüntü olarak, grafik olarak gerçekten güzel kask. Bir de tabii hani bunun ledsiz olan bir versiyonu var. Bu ledsiz versiyonunda şu şekilde yine geniş bakışına sahip ledleri olmadığı için öyle bir özelliği yok. Şurasından açıp kapanan hava kanalı var. Hava kanalını aşağıdan bastırdığınız zaman üste doğru açılıyor. Üstten bastırdığınız zaman giriyor. %90 özellikleri aynı. Bir tek hani vizör tarafı şu şekilde açılıp kapanıyor. Arka tarafında bir arka sarsıntıyı engelleyecek, boyunuzu koruyacak herhangi bir çıkıntısı yok. Ve hani bu da diğeri gibi ben mikrometrik sanıyordum. Fakat bu Double D bağlantılı bir model. Şurasında şu şekilde çıkan bir tane çene pedine sahip. Bu çene pedi dışarıya doğru çekiliyor. Üstten bastırınca yerine giriyor. Bu biraz farklı bir model olmuş. Hava kanalları gayet güzel. Bu da Shark'ın iyi modellerinden bir tanesi. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Shark'ın tabi hani bir sürü deseni var. Bir sürü farklı versiyonu var. Renkli versiyonları da var şöyle. Hani hep gri, kırmızı olarak değil de bunda kırmızı vardı. Bunda kırmızı, beyaz ve yine griler var. Bu da hani ledsiz modellerden bir tanesi. Bu da alınabilir istiyorsanız. Bu da Double D bağlantıya sahip. Yine aynı özellikleri, hani diğer siyahta anlattığım özelliklere sahip. Bu kask da alınabilir istiyorsanız. Yine ledsiz modellerinden bir tanesi. Yine bunun grafik çeşitleri de gerçekten güzel. Güzel grafikler yapmışlar üstüne. İlgi çekici bir kask. İç tarafı, iç petleri de hani diğerleri gibi renkli değil. Bunun tamamen siyah olarak yapılmış. Siyah ve gri olarak yapılmış. Double D bağlantıya sahip bu kaskta alınıp kullanılabilir. İlginç arkada bir spoiler tarzı bir çıkıntısı var. Hani tam da spoiler gibi de değil de böyle farklı yapılmış. Üst tarafında tekrar bir ne denir? Şurada vizöre sahip, güneş vizörüne sahip. İç tarafındaki kısım şu şekilde çıkıyor. Şöyle çıkıyor, şuraya, şurada duruyor. Bunu isterseniz buradan tekrar kapatıyorsunuz.
bu da alınabilir. Zaten ben hani bunun fiyatlarını, hepsinin fiyatlarını paylaşıyorum. Birçoğu zaten aynı, anlattıklarının hepsi aynı. Bir tek LED'siz modeller var. LED'siz modellerin fiyatları da işte onlardan şu kısımda, hani düz renkli olanlar biraz daha farklı fiyat, grafik çeşitleri olanlar farklı fiyata satılıyor. Bu da yine o LED'siz modellerden bir tanesi ve karbon desenine sahip. Yine hani üst tarafında şöyle iç vizörü var. Spoiler'ı ilginç şekilde yapılmış. Ve yine Double D bağlantıları. Bunun da içi renkli ve mavili ve siyahlı olarak yapılmış. Kastar zaten hani bu kadar çıkarttım ama iki çeşit aslında. Bir düz LED'siz olanları, bir de LED'li olanları var. Tercih sizin arkadaşlar. Farklı çeşitler için internet sitemize bakabilirsiniz. Hani şu da bir Shark kask. Bu da bir Shark kask. Hani bunu tercih edenler de var. Bunu Chopper, Naked kullanıcıları çok seviyor. Bu hani şöyle ilk önce gözlüğünü çıkartalım. Bunu aslında diğer tanıtıma bırakayım ben. Bunu da detaylı olarak anlatayım. Ve özelliklerini açıklayayım. Hani böyle bir seçenek de var. Böyle bir seçenek de oldu. Vancore Aston diye yazıyor arkasında. Hem bunların ağırlığından söz etmedim. Ağırlığından söz diyeyim. Aynı zamanda hani ECE ve DOT sertifikasına sahip bu Shark kasklar. Bunlar 1550 gramlık kasklar. Bu aynı ağırlığa sahip mi? Bu 1410 gram. Yani LED'siz olanlar 1410 gram, LED'li olanlar 1550 gram. Hani LED o kadar fark etmiş mi? Demek ki fark ediyor. Yani bir 140 gram kadar bir fark ediyor. Diğer dediğim hani bu kaskı Vancore Aston'ı diğer tanıtıma sakladım. Bu da özelliğinin bir kısmını söyleyeyim. 1200 gramlık bir kask. Naked ve Chopper Cruiser kullanıcılarına özel yapılmış, güzel görünen kasklardan bir tanesi.